da değil artık net bir şekilde bir kumpas oldu aşikar. Bu tip yöntemlere devam edilecek mi? Bu tip yöntemler karşısında Ekrem İmamoğlu'nun tavrını da size sormak isterim. Zira öyle bir şamar yiyeceksiniz ki diyor. O projeler imzalanmıyor çünkü iktidar tarafından. Programa da alınmamış pek çok proje. İmzalamak zorunda kalacaksınız diyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu görüntülerini de verelim sevgili yönetmenim. Bu yöntem seçime kadar artarak devam eder mi? Öngörünüz bu yönde mi? AKP'nin elinde çünkü bir tek bu mu var? Kumpas videolar mı var artık yapacak? Kara propaganda mı var? Bir de Ekrem İmamoğlu'nun savaşma yöntemini ben size sormak istiyorum. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun vücut diline birlikte bakalım. Kendini anlatmak için yani canhıraş mücadele ediyor ve diyor ki ben milletime tek tek gideceğim, anlatacağım ve gerçekten o mücadele vücut diline de yansıyor galiba. Tam da o noktayı şimdi yönetmenim ekrana getiriyor. Çünkü hepimizin dikkatini çekti. Büyük bir mücadele, anlatma gayreti geliyor mu yönetmenim orası ekrana? Sayın Semih Turan'la bakalım birlikte. Acaba ne yaşatılmaya çalışılıyor, ne oluyor? Mücadele biçimini de size sormak istiyorum. Buyurunuz. Orayı da görürüz birlikte. Burası evet. Evet, bu İstanbul'da Ekrem İmamoğlu aslında siyasi aktör olarak 2019 seçimlerinde bütün Türkiye'nin önüne çıktı. Ondan önce çok tanıyan yoktu. Ama o seçimlerde bile o kadar başarılı bir performans gösterdi ki kampanya anlamında, halka dokunma anlamında, kendini anlatma ve eminim bu 4,5 yıl buna katmer katmer arttı bu. Yani o mücadeleyi biliyorsunuz meşhur bir ceket çıkartma metaforu var. Evet. Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı. Bu tekrarlanan seçimlerde meydana gelmiştir. Spontan bir şeydi. Bu seçimlerde de bir daha giymeme 2028'de kadar o ceketi giymeyeceğim demişti. Aslında bu önemli bir şey. Yani İmamoğlu'nun ki belki de kamuoyunun çok gözünden kaçabilir ama Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı doğru şeylerden biri de şu. Saha ve veri temelli yapıyor politikalarını. Yani masa başından veya oturduğu yerden yapmıyor. Çok ciddi ekipler kurmuş durumda ve mahalle mahalle tüm İstanbul'u ölçerek o saha verilerine dayanarak kampanyasını geliştiriyor ve büyük mitinglerden çok halkın içine girerek. Şimdi son 4,5 yılda gerek İstanbul'da gerek Ankara'da gerek İzmir'de evet merkezi iktidar tarafından belediyelere çok büyük zorluklar çıkartıldı. Ki UKOME'de İstanbul'da yaşadığımız taksi sorununda bile hepimiz biliyoruz. Yani ama bunlara rağmen, bütün bunlara rağmen 4,5 yılda halkın beğenisini kazanan bir hizmet süreci yaşandı. Ve Sayın Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Türkiye'yi yönetmeye de aday olarak lanse edilmişti kamuoyu tarafından. Bu başarı ama gelelim AK Parti'nin yapacağına elbette biliyorsunuz makyavelist politikalar. Yani başarıya giden her yol mübahtır mantığıyla yaklaşıyor AK Parti. Bu da 14 Mayıs seçimlerinden önce o montaj videolarla onların bütün mitinglerde gösterilmesiyle ve montaj olduğu söylenerek gösterilmesiyle aslında zirveye ulaşmıştı. Bu yöntemleri kullanacak ama muhalefet o dönem 14 Mayıs'ta kullanılan bu yöntemlere gerekli karşılığı veremedi. Belki hazırlıklı değildi. İşte onlar söylesin biz bunun üzerine gitmeyelim tavrı vardı. Ama İmamoğlu'nun öyle bir tavrı yok. Yapısı da öyle değil. Üzerine gidiyor. Yani ne olacaksa olsun diyor ve korkmuyor, çekinmiyor. Bu da halkta ciddi bir sempati uyandırıyor ve sahiplenme duygusu yaratıyor. Yani AK Partili ve MHP'liyim diyen seçmenler bile İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na oy vereceklerini söylüyorlar. Bu da çok büyük bir başarı hani siyasi aktör anlamında. Burada CHP'nin veya Ekrem İmamoğlu'nun yapması gereken şu. Bu bahsettiğimiz montaj veya kumpas hazırlıklarına karşılık ön almak. Ki bunu da yaptığını görüyoruz. Biliyorsunuz metro merdivenlerine belli sıvılar dökülerek o merdivenleri çalıştırılmaması sağlandı. Evet. Ve hemen haber ekipleri, yandaş haber ekipleri orada yer aldı. Otobüs örneğini siz verdiniz ama önemli olan bunları yakalamak, teşhir etmek, deşifre etmek ve kamuoyunda bunu vazgeçmeden yani mahcup bir edayla değil, defansif değil, ofansif davranmak gerekiyor. Ekrem İmamoğlu da bunu yapıyor. Bunu yapmaya yapısı da siyaset yapış biçimi de çok uygun. Ben bu yöntemlerden bir süre sonra mecburen vazgeçeceklerini düşünüyorum. Çünkü tersine dönüyor bu. Yani bu kumpasları bu montajları gördükçe insanlar ya bu doğru değil, bu haram diye bir yaklaşımı da var.
Bundan ötürü de bunun da hazırlığı yapılmış. Bu da önemli bir şey. Evet. Bu arada arkadaşlarımdan rica edeyim. AKP'nin toplantısından yansıyanlar olursa beni bilgilendirsin. Ben de hemen size sorayım onlara dair soruları. Murat Kurum'a geleceğim. Murat Kurum'a geleceğim ama Murat Kurum üzerinden değil. Murat Kurum'un dün 3 takımın yönetimini ziyareti üzerinden geleceğim. Ortalık karıştı. Sosyal medya